Evet sevgili seyirciler, suyu da bayağı güzelmiş. Tabii bu çeşme sesini Ankara'da veya şehirde duyma şansınız çok zor. Size şöyle bir suyun sesini de göstereyim. Ve bu arada da su da bayağı soğuk ve güzelmiş. Burada geldik, Kuşçular Köyü'ndeyiz. Kuşçular Köyü'ne suyumuzu da içtik. Şöyle sağımıza solumuza baktığımızda bayağı güzel bir yer. Bayağı da esinti var. Biz de yazlık elbiseyle gelince biraz üşüme gibi başladık. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Çamlıdere Kuşçular Muhtarı Orhan Soylu. Tam biz de köye böyle bakarken tam da muhtarına denk geldik. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir kendinizi bir kısaca anlatın. Ondan sonra bize köyden biraz bahsedin de geldiğimize değsin bu köye. Şimdi efendim öncelikle Site TV adına sizlere teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz köyümüze. Teşekkürler, sağ olun. Çamlıdere Kuşçular Muhtarı olaraktan bu ikinci dönemim benim. İlk dönemimde bir şeyler yapmaya çalıştık. Kaymakamımızın, Caner Başkanımızın sayesinde burasında şu anda turistik bir köy olaraktan bir çalışmamız ön plana geldi. Çalışmalarımız devam ediyor. Seçim atmosferinden dolayı biraz seçimden sonra bir hareketlilik yapacağız. İnşallah evvelallah'ın izniyle köyümüze bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada turistik bölge dediğim turistik köy olaraktan ilk önce Çamlıdere'ye gelir televizyon kanalımız. Evet. Ondan sonra köy olaraktan Çamlıdere Kuşçular Köyü olaraktan ilk önce buraya gelir. Gel. Burada çalışmalarımız bayağı güzel bir şekilde gider. Gelen misafirimizi biz burada ağırlarız. Kışın kayak merkezi yaparız burada. Ankara'dan öğrencilerimiz gelir. Alış Dağı'nda ilk önce Alış Dağı'nda bir piknik, çadır, kamp, hı hı, at safarisi, bilmem şunu onları yaptıktan sonra buraya gelir. Burada kayak merkezini yaparız. Dış ülkelerden de buraya 85 tane öğrencimiz geldi. Birazdan devam edelim muhtarım. Evet. Teyzem bir de seni tanıyalım. Ne konuşursan konuş. Biz Ankara'dan geldik. Teyze su içmeye gelirken muhtarımla karşılaştık. Muhtarım da bize köyü anlatıyor. Bir iki kelime de senden alalım. Önce bir seni kim olduğunu ne bir öğrenelim. Ne anlatayım ben, ne diyeyim Orhan? İsmin ne teyzem? Zeliha Maden. Teyzem köy nasıl bir yer? Bize bir anlatsana. Köyümüz çok güzel. Köyümüz gibi bulunmaz hiç. Köyümüz çok güzel. Öyle bir anlayışlı köyümüz var ki, güzel bir köyümüz var ki. Ben Ankara'da duramam, köye gideceğim, Allah köye gideceğim diye. Ben köyümü çok severim. Köyde bayağı havadar köyünüz varmış. Köyümüzün havasına derman gelmez. Köyümüz güzel. Muhtarımız da iyi. Köyümüz zaten de iyi. Zaten muhtarınızı çok sevdiğinizden ikinci döneminiz de başlamış. Severim. Yoksa sevmeseniz çok ikinci dönem olmazdı herhalde. Evladım gibi severim. Hem akrabam. Allah razı olsun. Akrabam, herifimin akrabası olur. Çok severim ben muhtarı. Tamam teyzem. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, çok Allah sağ ol. Razı olsun. Size de Allah razı olsun. Teşekkürler. Şahlan benden duruverdik olsun bana. Olsun teyzem, sağ ol. Evet teyzeminden sonra muhtarımla tekrar devam ediyoruz. Muhtarım buyurun. Şimdi dış ülkeden buraya 85 tane öğrencimiz geldi. İlk önce Çamlıdere'ye gelir. Çamlıdere'nin köy dedikleri zaman ilk önce Kuşçular Köyü'ne gelir buraya. Burada geldikleri zaman burada meşhur bizim köy mantılarımız, su böreğimiz, hı hı, gözlememiz, bazlamamız, bunlar çok meşhurdur bizim burada. Onları ikram ederiz, öğrencilerimizi uğurlar göndeririz. Köyümüzü de bir etrafını şöyle gezdiririz. Köyü gösteririz diyorsun. Evet gösteririz. Memnun şekilde ayrılır giderler. Her sene buraya da devamlı gelirler. Bu çeşme tarihi belli mi? Çok şimdi eski mi, yeni mi burası? Eski, aşağı yukarı bir yarım asırdan fazla bir yapılış tarihi var. Ve devamlı da akıyor. Devamlı yani. Akar. Buranın suyu da Depepınar deriz. Çamkol'un en zirve noktasından, ormanın içinden, kayanın arasından
çıkıyor diyorsun. İki kayanın arasından çıkar su. Ablamı tanıyalım, devam edelim seninle. Tabii. Ablam, sen ismini öğrenebilir misin? Ben Ayşe Soylu. Bir de sen biraz kendinden bahset, köyümüzden bahset bize. Gelmişken köyü de bir tanıyalım. Vallahi köyümüz çok güzel. Yazın kalabalık olur. Şimdi kimse yok ama yazın çok güzel olur köyümüz. Şimdi sakin. Şimdi sakin. Herkes Ankara'da daha. Evet. Ama gayet güzel havadar köyünüz var. Güzel, güzel köyümüz çok güzeldir. Yani burada banklar, şeyler, çoğu köyde hiç böyle bir şey görmedim ben. Sizin köyünüzde de... Hızlı çalıştığı için o da. Muhtarımız da iyi çalışmış. Gel. Kaçtı. Komşumuz... Abi de bir tanıyalım abi seni de. Ben şöyle, emekliyim. Şöyle yüzümüzde gözüksün. Ahmet Maden, emekliyim. Emeklisiniz. Evet, yazın buraya geliriz. Kışın da Ankara'ya gideriz. Yani buraya yine ayağımız burada diyorsun. Gayet tabii. Soğumuz buraya efendim zaten. Tabii ne olsa da gençlikte pek bu yanına meyil vermiyoruz da artık bir normal bir yaştan sonra bebeler ille gel dedi. Bak gitmedim. Gidecek yer yok. İhtiyarıyız. Evden çıksın. Şeye gidiyoruz. Siz söyleyin. Affedersiniz. Camiden çıkınca nereye gideceksin? Şöyle haşa. Ya kahveye gideceksin. Miskin miskin köşede oturacaksın. Ya da eve gideceksin. Her gün evde. Her gün evde de olmuyor yani. Gene burada bir komşuya gidiyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Bir çarşıya gidiyorsunuz. Çamdere'ye gidiyoruz. Ara sıra Çamdere'ye, Kızılcamam'a gideriz. Bazı arkadaş bulursak yere diye doğru gideriz. Akşam öyle yiyecek yaparız yani. O zaman ben bilmiyordum. Siz yapalım. Şimdi ben bir uzun hava çekeyim mi? Uzun hava. Çek tabii ki. Ha. Şimdi gelmişiz buraya. Bir su içme bahanesiyle aferin, geldik ya. Olsun. Neleri bulduk burada. Şimdi siz de uzun havayı da dinleriz yani. Sıkıntı yok. Ben bunu asker ocağında bir arkadaş söyledi. Demek ki o zaman gençken ne olsa insanın hafızası yerinde oluyor yani. Şimdi mesela siz affedersiniz isminizi söyleyin, eve varacağını unutuyorum. O bende de var. Yaşımıza göre artık. Karın trende dinler, bir uzun urgan, yar üstüne öftüler, velense yorgan. Sağlıdan üret, dinim gelir sana, bir canım var kesene, ceyim kurbana. Kara trende açıp açıp gidiyor, açılmadık yaralarım açıyor. Üç tane binbaşı, bir de başçavuş, oturmuş yarime kefin biçiyor. Üç tane binbaşı, bir de başçavuş, oturmuş yarime kefin biçiyor. Yemeğimiz tarhana geldi çorbası. Abla. Şimdi bir bu tarhana. Tarhana çorbası, turşu, bamya, mantı, yoğurtlu mantı. Ekşili cümcük deriz biz. Buna. Ekşi bu. Yani ekşili. Tadı da doğal. Bu da sulu acı köfte. Acı eriğimizin, dağlarda biten acı eriğimizin ekşisi. Ha yani normal tadı da ekşi. Evet, daha tadı ekşi. Da ekşi, evet. Daha eriği. Evet, şimdi siz muhtarın eşisiniz ya, muhtar da biraz da dedikodusunu yapalım mı? Vallahi eşimle gurur duyuyor. Her şeyi yani mükemmel. Yapar elinden geldiği kadar. Çok sizlerde teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet buyurdunuz, geldiniz köyümüze. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yeriniz var. Bu acele oldu. Yani bir saatlik, yarım saatlik bir şey oldu ama yine de biz sizlere karşı biraz mahcup olduk. Yok estağfurullah, ne demek. Biz suya geldik, evet. Yemeğimizi yedik, çayımızı da içiyoruz. Afiyet olsun. Daha ne olsun? Afiyet bal şeker olsun, sağ olun. Bulacağımızın çok fazlasını bulduk, yeter. Allah razı olsun. Çok teşekkür günlüğün ediyorum. Ablamın da ellerine sağlık, sizin de teyze. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah
ilminize artırsın. Amin cümlemizin. Allah hayırlı yerlerden hayırlı gezicek versin. Sağ ol zararsız teyzem. Kedersiz. Sağ ol teyzem. Ne mutlu. Ne mutlu köyümüze gelmişsiniz. Ne mutlu. Allah razı olsun. Cümlemizden razı olsun teyzem. Evet sevgili seyirciler. Şimdi buradan çıkıyoruz. Köyümüzde adam yok o başka. Ne yapalım? Köylerin kaderi kadar, artık kimse kader, kalmamış köylerde. Evet şimdi artık buradan yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Karnımızı doyurduk. Suyumuzu da içtik. Çamlıdere'de yakın. Doğru Çamlıdere'ye gidiyoruz. Çamlıdere'de görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, bu hafta sizlere dünya penceremizi Çamlıdere'den açıyoruz. Çamlıdere'ye geldik. Arkamızda tabelasını görüyorsunuz. 15.200 nüfusu var. Biz de 5 kişilik ekibimizle 15.205 olduk. Bugün sizlere bu programda Çamlıdere Belediye Başkanı Sayın Hazım Can Ercan Başkanım'la, ilçe başkanlarıyla, meclis üyeleriyle ve muhtarlarımızla, tabii ki olmazsa olmaz köydeki ve ilçedeki köy halkımızla buluşacağız. Sizlere onları göstereceğiz. Halkımızın her zaman dediklerini burada bir kez daha kesinlikle olacağını umuyorum ben. Bizim Türk halkı misafirperverdir. Göreceğiz. Köylerimize gittiğimizde gerçekten bu sözün doğruluğunu sizler de göreceksiniz. Evet. Buyurun. Doğru gidiyoruz Çamlıdere'mize. Tabelanın yanından gidiyoruz ve size Çamlıdere'yi gösteriyoruz. Çamlıdere turumuza devam ediyoruz. Çamlıdere'nin tam içinde her yer bir tarih kokuyor. Burada köy evlerinde genelde kullanılan eski el aletlerinden ocaklara kadar görebileceğiniz eski ürünlerin çoğunu, hemen hemen hepsini burada görme şansınız var. Yani belediye Çamlıdere tarihini tamamen bütün sokağından caddesine her yere yansıtmış durumda. Ya buraya geldiğinizde tarihten başka bir şey görme şansınız pek yok. Bayağı bir tarih kokan bir yer, ilçe olmuş burası. Şimdi size birazdan ilçenin en işlek caddesini de göstereceğiz. Caddenin de zaten tarihi olduğunu, tarih koktuğunu görürsünüz. Yani burada daktilolardan saatlere, gaz lambalarından dikiş makinesine kadar eski saatli radyo, evet. Saatli radyolara, takunyalara kadar baya şeyler var. Mesela burada eski lastik ayakkabılar. Bunlar bir zamanın en moda ayakkabıları. Özellikle bunları alalım değil mi? Kara lastiği ve lastik ayakkabılar. Bir de bunların iliklileri var. Dilikli diye bir modelleri vardı. Aslında ondan olsaymış daha nostaljik bir şey daha olabilirmiş. Evet, bu tarafa geçtiğimizde tamamen yine farklı bir tarihi kapı şeklinde at arabası tekerleri ve bu tarafa geçtiğimizde de bu arada da oyuncak bölümünü görme şansınız var. Eski oyuncaklardan yapılmış bir cam mekanda bisikletler, misketler, arabalar. Bu tarafa geçtikçe bebekler, çamaşır makinesi. Ya bunları tek tek saymaya kalksam, saymam biraz imkansız. Bu tarafa doğru döndüğümüzde ise de
tam bir tutumlu çocukların olduğu bir bölüm diyoruz bu tarafa. Şimdi gelelim tutumlu insanların bölümü. Neden tutumlu? Çünkü kumbara var burada. Kumbaraların olduğu bölüm. Bu tarafta yine üst taraflarda kumbara kısımları yapılmış. Alt tarafta da oyuncaklarımız var yine. Evet, bu tarafa doğru Çamlıdere'nin döndüğümüzde size yine göstereceğiz dediğimiz Çamlıdere'nin bu caddesi. Bakın her iki tarafta geniş açıyla gördüğünüzde de her iki tarafın nasıl bir tarih koktuğunu görürsünüz. Tam bir Ankara nostalji evleri. Böyle gidelim. Selamun aleyküm. Nasılsınız abicim? Çamlıdere'ye geldik. Bize Çamlıdere'den biraz bahseder misin? Hoş geldiniz canım. Sabah geldiniz. İsmini bir alalım Mustafa abi. Mustafa Gökmen. Teyzem, sen ne yapıyorsun? Nasılsın? O şey demedim. Tamam. Evet canım. Evet abi, seni bir tanıyalım. Biraz da bize Çamlıdere'den bahset. Abi ben Çamlıdere'de oturuyorum, ikamet ediyorum. Şu anda Çamlıdere'mizde memnunuz şu anda. İyidir yani. Havası, suyu, her şeyi güzel. İnsanlar Çamlıdere'ye niye gelsin? Bana öyle bir soru, ben sana bir soru sorayım böyle. Vallahi buraya emekliler geliyor devamlı, suyu için, havası için. Türkiye'nin en güzel havası olan yer burası. Benim açımdan tabii. Şimdi benim açımdan söyle. Ben Ankara'dan geldim, dışarıdan geldim. Burayı bilmiyorum. Ankara'yı da boşver. Dışarıdan geldim, bilmiyorum. Sen sade burada mesire yerinde çayını kahveni içersin. Pikniğini yapar gidersin. Piknik yerler var burada. Böyle tarihi dokuyu da görürsün diyorsun. Tarihi doku da yeni yeni başladı. Bu sene Caner Bey yaptı. Allah razı olsun. Tarihi dokuları da seyredersiniz. Gidersiniz. Teşekkür ediyorum abi. Bir şey diyor, ben de teşekkür ederim canım. Sağ olun. Evet, bu tarafa şöyle bir tur atalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, röportajlarımıza da ara sıra katıyoruz. Şimdi bir sizi bir tanıyalım. Sayın Özen, öğretmenim. Hocam, Çamlıdere'ye geldik. Evet. Bize Çamlıdere'den biraz bahsedin. Vallahi Çamlıdere havası, suyu, her şeyle çok güzel. Biz hafta sonları geliyoruz. Mümkün olduğu kadar Ankara'dan kaçıyoruz. Burayı çok seviyoruz. Doğası çok güzel, havası güzel, insanları güzel. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Siz Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Ankara'da yaşıyoruz ama hafta sonları burada bir daha evimiz var. Hafta sonları gelip burada bir dinleniyoruz. Güzel hafta, yani şehrin yoğunluğuna, yorgunluğunu atmış oluyoruz. O yorgunluğu, o stresi, evet, Çamlıdere'de herkese atıyoruz. Herkese tavsiye diyorsunuz. Ederiz. Çamlıdere'ye gelsin, görsün. Çok güzel, insanları güzel. Tam özlediğimiz bir hayat. Temiz, doğası, yapısı, temiz, suyusu, her şeyle dört dörtlük. Hem merkeze de çok yakınız. 3 kilometre ötede yürüyerek geliyoruz. Sabah sporumuzu yapıyoruz. Mis gibi havada kahvaltımızı yap. Daha ne olsun? Değil mi? Özlediğimiz bir hayat. Herkese tavsiye ederiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür hocam. Sağ olun. İyi işler, sağ olun. Evet. Devam. Devam. Sevgili seyirciler, Çamlıdere turumuza devam ediyoruz. Sohbetlerde edeceğiz sizler için. Evet, biz bu tarafa doğru şöyle hareket edelim. Gördüğümüz kişilerle de biraz sohbet edelim. Abicim, sizi buyurun. Çamlıdere'ye geldik. Biz Çamlıdere hakkında biraz konuşuyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Çamlıdere'yi evet. Tanımaya çalışıyoruz. Sizi de bir tanıyalım önce. Ben önce Çamlıdere'nin Çamköy'ünden köylüyüm ve ismim Kemal Yurdoğlu ve kardeşim Sefa'yı sevdiğim için bir bayram şey, hafta tatilini burada geçirmek için köye ziyarete geldim. Kardeşim de şu anda daha hala köydedir. Ben Çamlıdere'yi çok seviyorum ve başkanıma çok teşekkürler ederim. Yüz yüze gelsem ellerinden gözlerinden öpeceğim geliyor. Sokakları, sokaklarımızda insanların devamlı 4 yıldızlı başkan dedikleri başkanın yanına geldik. Başkanımızı bir tanıyalım. Başkanım, bir kendinizi tanıtın. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim. Kazım Hacan Ercan, Çamlıdere sevdalısı, hizmet sevdalısı. Kendisini anasının, babasının ve de atasının topraklarına adamış bir hizmet aşıkısı olarak kendimi tanımlayayım. Evet, sokakta röportaj yaptığımız herkes sizi bayağı övdü. Evet. Çamlıdere yaptı dediler. Artık 4 yıldızlı başkan dediler. Evet. Yaptıklarınızdan biraz
Efendim şöyle söyleyeyim. Şeyh Ali Semerkandi evet Hazretlerinin onurlandırılmış olduğu bir toprak. Bu topraklara haliyle evet hizmet etmek bizim en asli görevimiz. O mübarek zat şöyle diyor. Gün olacak dünya çamlı dereye dolacak. Bu sözün altında çok şeyler gizli. Burada bizlere bir görev düşüyor. O sözdeki evet hikmeti anlayıp o yolda ilerlemek düşüyor. Toprak ne kadar evet bereketli olursa olsun ekilmediği müddetçe ürün vermiyor. Biz bu toprakları evet ektik, gübresini, suyunu eksik etmedik. Hakikaten de Çamlıdere şu anda Ankara'nın en güzel, en güzide ilçesi haline geldi. Ve her gelen şunu diyor, biz Türkiye'de, Avrupa'da bu kadar temiz, bu kadar güzel, şirin bir ilçe daha görmedik. İnşallah bunu tüm artık hızımızla birlikte artıracağız. Çamlıdere fiziki olarak belli bir yere geldi. Bundan sonra iş, aş ve ekmek diyoruz. Çamlıdere'nin sosyal evet hayatını ayağa kaldıracağız. Çamlıdere'nin ekonomisini güçlendireceğiz. Ve Çamlıdere'yi turizmde, köylerimizde de hayvancılıkta Türkiye'nin en önemli ilçelerinden birisi konumuna getireceğiz. Çıktığımız yol bu artık 5 dönemdeki yol bu yol. Biraz da sizin yaptığınız işleri insanlar çok sevmiş ki evet. Size 4. seferde yıldızı size verdiler. Evet. Zaten çoğu kişi de bunu söyledi. Başkanımız gelmeden önce Çamlıdere bildiğiniz bir viraneydi, harabeydi. Ama başkan geldikten sonra Çamlıdere'yi çok süper bir yer yaptığını söylediler. Evet şu oldu, biz hiç ağlamadık. Yok, yok, yok. En kolayı bu. İyi bir belediye başkanı yok demeyecek. O yoklukta ne yapabileceğinin çarelerine bakacak, çareler bulacak. En kolayı bütçe yok, para yok, personel yok. O zaman kardeşim sen bunları önceden bilmiyor muydun? Bizim şikayet etme hakkımız yok. Bizim çözüm bulma diye bir görevimiz var. Bunun da en önemlisi bir kere tasarrufu çok iyi bileceğiz. Dünyanın en çok evet gelirini elde edelim. Ama harcama bütçemizde bir aksaklık var ise inanın o dünya kadar mal, mülk ve de para heba olur gider. Biz önce bütçemizi çok iyi bir şekilde değerlendirdik. 25 kuruşu olmayanın 50 kuruşu olmaz dedik. Kuruşların burada biz evet hesabını yaptık. Ve de niyet hayır, akıbet hayır, Çamlıdere'nin sonu da evet hayır oldu. Sevgili seyirciler, başkanımızla röportaj yaptık. Şimdi daha müzeleri gezmeden, belediye başkanlığının içi zaten bir kendi başlı başına bir müze. Belki bunları şimdi yeni nesil bilmeyebilir bu sobaları. Bakın burada gazlı, evet bunlar gazlı sobalar. Arkada yine onlar da gazlı soba. Bu tarafa doğru döndüğünüzde bayağı sizlere değişik değişik, bile çoğunu görmediğim değişik sobalar var burada. Yani müzeleri gezmenize gerek kalmadan buradaki bir soba müzesi, soba deryası oluşmuş burada. Bu tarafa doğru geçelim. Çoğunuz bunları gördü mü bilmiyorum. Gerçi gördüğünüzde sanmıyorum çoğu kişinin. Rengarenk, çok güzel sobalar. Genelde bunların hepsi de dökümdür. Aynen. Döküm sobalardan bir müze, belediyenin içinde. Bu tarafa da dönelim. Belediyenin her bir köşesinde ayrı ayrı müzeler oluşturmuş başkanımız ya. Gerçekten insanlara hem sokakta hem belediyenin içinde nostaljiyi yaşayacağınız alanlar oluşturmuş. Tam bir dediği gibi turistlerin gelmesi gereken yerleri buraya oluşturmuş başkanımız. Şimdi buradan da diğer bir sizlere çeyiz sandıklarını gösterelim, geçelim. Sobaları gördükten sonra çeyiz sandığına doğru geçelim. Gerçekten bayağı nostaljik her şey.
geçtiğimizde de bir mini maket. Maketin de bu tarafa döndü. Yine bir Çamlıdere evi. Evet, dediğim gibi bir Çamlıdere evi. Çamlıdere evinin maketinin alt tarafında ve bu sol taraf komple çok eski çeyiz sandıklarını görebilirsiniz. Şimdiki yeni nesil bezle kaplı suntaların haricinde bakın gerçekten el işçiliği yapılmış. Çok güzel sandıklar var. Burada bıçak bilemek için taş, yayık, küp, ekmek tahtasına kadar eski pencere evlerin. Evet, belediyenin içerisinde daha dışarıya çıkmadan sizlere çok şey gösterecek yerler varmış. Bunları da sizlere kısaca bilgi vermiş olalım. Evet, önce bir seni tanıyalım. Ne satıyorsun? İnsanlara bir gösterelim. Adım İsmail. Yufka, karayuf, peynir, zeytin olarak Çamlıdere halkına hizmet vermekteyim. Pazarda işler nasıl? Şükür Allah'a. Geliyoruz, gidiyoruz. Hani rızkımızı çıkarıyoruz yani. Tabii. Bunlar hep kendi yaptığın mı yoksa alıp satıyoruz. Alıp satıyorsunuz. Tabii. Şu kırmızı şeyler nelerdir? Marmelat çeşitleri var, fındık fıstık ezmeleri var. Salça grubumuz var, zeytinler var. Yöresel. Bu ne, çikolata mı bunlar? Çikolata, bunlar el yapımı. El yapımı çikolata. Aynen. Bunlar? Haşhaş, dövülmüş yaş haşhaş. Tatlı türü mü şu ara? Nasıl oluyor, hangileri? Bu grup tatlı grubu, marmelat grubu. Ezmeler, evet. Salça grupları, zeytinler, yöresel, Edremit, Ayvalık, Bodrum, Gemlik. Şimdi belediye başkanımız hakkında da çok övgüler duyduk. Onun için geldik. Siz bir esnaf olarak nasıl düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Bey gerçekten başkan. Yani sonuna kadar başkan. Çalıştığını da düşünüyorum. Ben buraya dışarıdan geliyorum, Ankara'dan geliyorum. Ve halktan duyduğum, hani esnaflardan duyduğum kadarıyla da gerçekten bir şeyler yapmış. 3-4 dönemdir. Yani herkesin söylediği doğru diyorsun. Yani bana göre doğru. Yani ben buranın halkı değilim. Dışarıdan geliyorum ama duyduğum kadarıyla anlatılanlar doğrudur yani. İnsanlar boş konuşmaz. Evet. İlla ki doğrudur yani dedikleri. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geldik yeşillik tezgahına. Pazarda bir iki yere uğrayalım. Ondan sonra devam edelim diye. Evet. Abi bir kendini tanıtır mısın? Ben Çamlıdere Kutçular köyünde Muammer Öztürk. Abi burada yeşil sebze meyve mi satıyorsun? Evet. Meyve yok mu? Meyve. Her çeşit var. Halka hitap ediyoruz burada. Halka hitap ediyoruz. Evet. Satış nasıldı bugün? Bereket versin. Devam ediyoruz. Evet. Şükretmesini bilene ne mutlu. Peki hala pazarda fiyatların herkes yüksek olduğunu söylüyor. Size göre nasıl? Vallahi şimdiki ortama göre evet, fiyatlarda biraz pahalılık var ama normal yani. Vatandaş alıyor yine de yani. Yani sonuçta gıda maddesi. Evet, mecbur, evet yiyecek mecbur alıyor. Başkanımız nasıl çalışmalarından? Başkanımızdan memnunuz. En büyük başkan bizim Caner Başkanımız. 4 yıldızlı başkan. Evet, 4 yıldızlı. Çamlıdere'nin iftarı. Bir bize Çamlıdere'den biraz bahseder misin? Şimdi Çamlıdere'yi biz gezmeye başlayacağız. Evet. Vallahi Çamlıdere'mizin bu 4 dönem evvelki durumu neydi? Şimdiki durumu çok şahane. Caner Başkanımızdan Allah razı olsun. Çalışmalarından dolayı Çamlıdere'mizi Çamlıdere yaptı yani. Turizmi açtı. Çok güzel. Vatandaş da memnun. Gelen dışarıdaki vatandaşımız da memnun. Burada şimdi biz nereleri gezelim Çamlıdere'de? Valla Çamlıdere'mizde Semerkandi Hazretlerimiz var. Evet. Ondan sonra hayvan şeylerimiz var, müzelerimiz var. Yani gezilecek yerler çok burada. Oraları o zaman gezelim diyorsun. Evet. Çünkü biz bilmiyoruz. Evet, Ankara'dan geldik. Siz evet. Tarif edin ki biz de gezelim. Evet, tabii. Yani tavsiye ederim gezmenizi Çamlıdere olaraktan. Külliyemiz var. Semerkandi Hazretlerimiz. Ondan sonra hayvan bahçemiz var.
Hayvan müzesi. Hayvan müzesi. Ondan sonra koy konağımız var Çamdere'nin. Tamam mı? Yani gezmeye de değer yani. O zaman teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun, teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, Çamlıdere'ye geldik. Çamlıdere'nin her yerinde bir ayrı müze, ayrı bir güzellikler var. Şimdi bizlerde yanımda görüyorsunuz bir ayı, bir de yavrusu var. Diyeceksiniz ki bu ne? O zaman şöyle geniş açıyla biraz çıkalım. Arkamdaki yazıyı görün. Ben söylemeden siz öğrenmiş olursunuz. Buyurun içeri giriyoruz. Doğa ve Hayvan Müzesi'ni sizlere bir gösterelim. Çamlıdere'de. Ve bunu da ilk başta dipnot olarak atalım. Müze deyince herkesin aklına gelen bir soru var. Bu paralı mı değil mi? Burası ücretsiz. Çamlıdere Belediyesi yapmış. İnsanlar gezsin, hayvanları tanısın diye. Buyurun giriyoruz. Evet, geldik. Her yer yabani hayvanlarla dolu. Şimdi burada sizlere biraz da tilkilerden gösterelim. Evet, sizlere ben fazla anlatmayayım hayvanları. Siz de burada hayvanları görün. Burada hayvanların sesleri de zaten duyuyorsunuz. Biraz açıdan ben çıkayım ve sizleri görüntüyle baş başa bırakayım. Evet sevgili seyirciler, deminden beri izlediğiniz görüntülerde ben yoktum. Size hayvanları tek tek göstermek için aradan çıktım. Gördüğünüz gibi bayağı bir çok çeşit var burada. Vahşi hayvanlar var. Gördüğünüz gibi her tür kuğusundan, geyiğini, yılanından, çıyanına kadar diyebileceğim size çok fazla çeşit hayvan var burada. Kuşundan sansarına, tilkisine, kurduna, vaşak bile var yani burada. Çoğu hayvanları bilmeyen çocukları aslında buraya getirip hayvanların isimlerini ve kendi şekillerinin ne olduğunu göstermek için çok güzel bir yer.
Tabii bunu yapan belediye başkanı çok güzel bir projeye imza atmış diyoruz. Tabii bizlere çok fazla projeden bahsettiler. Çamlıdere'ye gelmişken size elimizden geldiğince fazla bir şekilde göstermeye çalışacağız. Evet, sizleri yine biraz görüntüyle baş başa bırakıyorum ve buradan da farklı bir müzeye, farklı bir görselin olduğu alana götürüyorum. Evet, şimdi buyurun açıda görüntüler sizlerle birlikte. Sevgili seyirciler, Çamlıdere'yi geziyoruz. Çamlıdere gerçekten tarihi yapısı gibi bir güzel doku var. Her gezdiğimiz yerde de belediyenin yaptığı özel mekanlar var. Şimdi burada da bir kınaevi yapılmış. Çok da güzel, aslına uygun, güzel dekoratif bir şekilde. Şimdi binamızın görüntüsüne bir bakın bakalım. Devam ediyoruz Çamlıdere'de. Her gittiğimiz yerde belediyenin bir imzasını mutlaka görüyoruz. Evet, arkamda da görüyorsunuz. Yazıyı da belki gördünüz, okuyanlar yazıyı da okudu. Çamlıdere diyor, taziye evi. Bu taziye evi, cenazesi olan kişilerin burada taziyesini kendi evinde değil, burada rahatlıkla yapabildiği, taziyesini giderebildiği, hüzünlerini burada yaşadığı bir yer oluyor. Belediye tabii bu imkanların hepsini de ücretsiz veriyormuş. Gerçekten çok güzel bir hizmet diyoruz ve yapılan bütün dokular da genelde Çamlıdere'nin dokusunu bozmadan yapılmış güzel bir dekoratif, belediyenin çok işlevsel bir binası. Çamlıdere, Kayabaşı Mahallesi, Muhtar Duralı Erşahin, 20 senedir muhtarım, emekli imamım kendim, 32 sene imamlık yaptım. Yani Çamlıdere'miz doğal hava durumuyla, suyuyla çok meşhurdur. Bizim yaylamız var, 3 kilometre yukarıda, çok güzeldir ormanlık. Yani havası da güzel, kooperatiflerimiz çoktur yaylada. Yani hep kayabaşı olarak geçer yayla. Orada tepebaşı kümevleri geçer, kayabaşı. Kayabaşı beyler kümevleri geçer. Kayabaşı öğrenler kümevleri geçer. Kayabaşı yaylalar kümevleri geçer. Yani hepsi yayla, kayabaşı. Hepsi kayabaşı. Çamlıdere'nin geneli nasıl bir yer? Bize bir söyle de biz pek bilmiyoruz. Bize bir anlat amca. Bizim Çamlıdere'mizde bir zat yatıyor. Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri. Evet amca. Bu zat Hazreti Ömer'in 4. batnından geliyor. Çok büyük bir zat. Hatta yani Peygamber Efendilerimizi ziyaret edemeyen beni gelsin ziyaret etsin aynı ziyaret etmiş gibi olur diye bir sözü var. Kitabı var, meşhur. Ondan sonra oradan sacayı tabii yanlış yönde kullandılar. Şöyle, buradan geçebilen geçiyor, geçemeyen günahı var. Hatta İslamiyet'te öyle kesinlikle bir şey yok. Kurafe yani. Kurafe. Ama o sacayı burada şey yapıldı. Muhafaza altına alındı. Sacağı burada hatta duruyor yani. Tarihi eser olarak. Tarihi eser olarak duruyor. Yani o zat işte oradan şey yapıyor zaten Hacı Bayram-ı Veli, Konya'daki zat, bizim bu zat üçü irşad için özel olarak buraya gelmişler.
Tamam amcacığım. Ben de size teşekkür teşekkürler, ediyorum. Teşekkürler amca. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bacım kardeşim çok sağ ol. Haydi abi çok sağ ol. Sağ ol. Haydi. Evet sevgili seyirciler. Amcamdan sonra size terazilerimizi gösterdim. Neden müzede nasıl bir teraziler olduğunu çoğunun görmediği, benim de görmediğim teraziler var. Çok kişi görmemiştir. Hele yanımızda bir tane terazi var ki benden daha büyük. Evet, burada küçüğünden büyüğüne, kollu olanlardan kolsuz olanlara, hatta burada kilolara, eski gramajlara kadar bayağı çeşit var. Çamlıdere geldiğinizde burada buraları gezerek nasıl bir teraziler varmış bu müzeye gelin, değişik değişik terazileri görün diyoruz. Sevgili seyirciler, geldik. Çamlıdere'de turumuza devam ediyoruz. Çamlıdere'nin 4 yıldır başkan seçildi artık. 4. sefer seçildi. Tabii bunun arka planda da ilçe başkanı var. Şimdi geldik, ilçe başkanımızı tanıyacağız. Kendini tanıtacak bizlere. Ondan sonra Çamlıdere hakkında biraz da başkanımdan sözler dinleyeceğiz. Başkanım bir kendini tanıtır mısın bize? Ben Osman Erkan Parmaksız. 1963 yılında doğmuşum. O günden beri işte 4 yıllık üniversite öğrenimi, bir de 6 aylık askerlik dönemi. Memuriyet hayatımda da kısa fasılalarla Çamdere'den ayrı içinde hep Çamdere'de yaşadım. İşim gereği de buradaydım. Genel Başkanımla 2 dönem ben belediye meclis üyesi, komisyon başkanlıkları, daim encümenlikler, belediyede beraber görev yaptık. Daha sonra da Allah bu görevi nasip kısmet etti. Çamdere AK Parti ilçe başkanlığı genel merkezimiz, AK Parti genel merkezi uygun gördü. Bu göreve atandık. Elimizden geldiğince, yüzümüzün akıyla bu görevi de yapmaya çalışıyoruz. Memnunum, yorucu, koşturmaca ama biz bu işi severek, vatan millet davası olarak gördüğümüz için severek de yapıyoruz. Bize biraz Çamlıdere hakkında bilgi verir misin başkanım? Çamlıdere ta ki Oğuz boylarından geldi. Ama Çamlıdere'nin kesin bir arşivi bulunmuyor. Çünkü çok yıllar önce Çamlıdere'de çok büyük bir yangın felaketle karşılaşmış. Tüm her şeyi yanmış. Çamlıdere'nin arşivleri yok. Bazı şeyler rivayetlere göre şekilleniyordu. Ama sağ olsun Genel Başkan Şeyhülislam Semerkandî Hazretleri hakkında işte dünyanın çeşitli yerlerindeki şeylere, kütüphanelere, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktora çalışması yapan bir değerli hocamızı görevlendirdi. Ve o konuda da bayağı bir arşiv elde edildi. İşte Bahrül Ölümler, Nakşibendi hakkında Şeyhülislam Semerkandî Hazretleri'nin yazdığı kitaplar. Ondan daha önce bir Çamlıdere ansiklopedisi hazırlattık belediye olarak. O belediyede de Çamlıdere'nin Osmanlı arşivlerinde, şu anda Türkiye'deki arşivlerde olan kayıtları o ansiklopedide de yayınlandı yani.
Onları öylece toplamış olduk. Daha sonra Cumhuriyet dönemindeki Çamdere'de işte kendi halinde, karınca kaderince, kendi yağıyla kavrulan küçük bir ilçeydi. Tabii ki bu son 15 yıllık döneme kadar hep iktidarlarla, merkezi hükümetle belediyelerinin ters olmasından, zıt hukukları olmasından çok fazla bir şeyden, devlet nimetlerinden yararlanamamıştı. Ama bu dönemde, işte bu üçüncü dönemi bitirdik, dördüncü dönemde hep iktidarla beraber olduğu için belediyemiz eski açıklarımızı sağ olsun belediye başkanımız da gayretli, çalışkan, dürüst bu açıkları kapatmaya çalışıyoruz. Ben hizmetlerde aldığımıza inanıyorum. İnşallah daha da alacağız yani. Teşekkür ederim başkanım. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlarınız olsun. Evet, sağ olun. Sevgili seyirciler, şu anda çekimlerimize devam ediyoruz. Başkanım o kadar çok yer saydı. Bunları gezmeden fırsatımız, vaktimiz el verdiği sürece tabii sizlere göstermeye çalışacağız. Buyurun, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, bize Çamlıdere'ye geldiğimizde dediler ki buradaki kültür evine mutlaka gidin. Biz de geldik şimdi kültür evine. İçinde ne mi var? Sadece bize söylenenleri ben kısaca söyleyeyim. İçeri girdiğimizde tamam. Göreceğiz. Dediler ki Türk Cumhuriyeti'nden sonra bayağı tarihi şeylerini burada görebilirsiniz. İnsanlar çok güzel tarihimizi de burada yansıtmış dediler. Evet, biz de çıkıyoruz bir bakalım. Oradan sonra sizler de değerini gösterelim. Sevgili seyirciler, kültür evine geldik şimdi. Kültür evine gireceğiz. Yalnız burada size bir uyarı verelim. Burada ayakkabıyla girilmiyor. Ayakkabılarımızı çıkaracağız. Terliklerimizi giyeceğiz. Buradan içeri gireceğiz. Ve evimizi güzel güzel gezeceğiz. Evet, kültür evimizde ne var diye düşünenler şimdi buradan baksınlar. Değişik değişik ağaçlardan hayvan desenleri var. Yani ilginizi çekecek farklı otantik şeyler arayanlar bu eve gelsin diyoruz. Gelin. Eski kıyafetler, Türk kültüründe eski ki kıyafetlerimiz tabii bayanların. Şöyle girelim ve sizlere burada nostaljik bir müzik eşliğinde de içeriği tanıtmaya başlayalım. Şimdi ben çok fazla şey anlatmak istemiyorum. Çünkü anlatım yaparken de yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Buradan böylece eski mutfak herhalde burası. Evet, değişik değişik mutfak gereçleri de var. İki tane ablamız da oturmuş. Güzel bazlama yapıyorlar. Bu taraflara dönelim. Bakırdan güğümler, demlikler var. Şimdi diğer yan tarafımıza geçelim. Evet, burası da bey odası herhalde. Bir taraflarda hep silahlar dolu. Tüfekler, kılıçlar, topuzlar. Bayağı değişik bir kültür evi olmuş. Eski kültürümüzü yansıtıyor. Evet, burada da şimdiki yeni evlerde tabii böyle şeyler yok. Eskinin gömme dolap şeklinde rafları. Burada Osmanlıca yazılmış bir yazı var. Tabii biz anlamıyoruz. Eski tarihi eser bir telefon. Şimdiki nesil bu telefonları zaten bilmez. Böyle bir çevirmeli telefon olduğunu belki de çoğu bilmiyordur. Evet, burası da muhtemelen bir yatak odası. Evet, aynen öyle. Yatak odasında bu tarafı eski köy evinin hamamlığı. Bu taraflarda gelinin eşyaları, dikiş makinesi. Evet, bu tarafta da ablamız çocuğunu sallayan, uyutan bir abla yapılmış. Çok güzel, otantik bir yer. Tabi tavanlarına da bakarsak, tavan işlemeleri de eski Türk evlerinin tavanları. Şimdiki evlerde tabi bir şey bulamıyorsunuz. Beton yığınından başka bir şey değil. Şimdi geçelim diğer tarafa. Evet, gramofonu görüyoruz. Buradan sonra size sadece görüntülerle baş başa bırakıyorum.
İçeriki kültür evini biz göstereceğiz. Gerisi merak konusu olsun. Sizler de gelin. Kendiniz daha güzel, daha canlı bir şekilde görün. Buyurun, görüntülerle baş başasınız. Gezdik. Sizler de bayağı şeyler gördünüz. Bu evin tabi yeni tarihte yapıldığını düşünmeyin. Bu ev bayağı eski bir ev. Restore edilmiş. Çok güzel eski haline de uydurulmuş. Bakın burada bir Cumhurbaşkanı resmi var. Celal Bayar. Bu 1948 ve 49 senelerinde Celal Bayar bu binanın balkonundan halka seslenme de yapmış. Yani tavanlarının güzelliği, şeyin güzelliği, evin her şeyi aslında uygun olarak ve o tarihteki resimlerle, bakın Çanlıdere İstanbul demek ki arasındaki bir otobüs resmi. Burada Çanlıdere halkının bir toplanmış resmi var. Gerçekten burada çok güzel bir ev. Tarihimizi, kültürümüzü görebileceğiniz şeyler var burada. Ben bazı şeylerde ekrana girmedim, anlatmadım. Siz gelip burada görün ve bu güzelliği yerinde görün diyorum. Şimdi başka bir yere geçiyoruz. Buyurun, devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Çamlıdere'ye geldik. Çamlıdere artık özdeşleşmiş Şeyh Semerkandi Hazretleri'nin türbesine geldik. Size şimdi türbeyi göstereceğiz. Türbenin içinde bazı müze şeklinde yapılmış yerler var. Onları da göreceğiz. Şimdi girelim Şeyh Semerkandi Hazretleri'nin türbesine ve diğer gezilecek yerlerini göstermeye başlayalım. Şimdi önce müzemizden başlayalım. Ondan sonra burayı gezdikten sonra türbemize doğru gideceğiz. Şimdi müzeye girelim. Müzede sizlere içerideki yapılmış animasyonlar ve canlandırmalarla gerçeğe uygun şekilde yapılmış. Bunları görelim. Buyurun. İşte çay içip eski tarihi anlatan bir yer burası demiştik. Gördüğünüz gibi eski bir kapı. Kapının üstünde de zil. Biri geldiği zaman rahatlıkla içerideki kişinin duyması için. Burada yayıklarımız, burada dibek. Dibek nedir bilenler vardır mutlaka. Çoğu Bulgur'un düğürün döldüğü bir yer. Burada biçer döverlerin olmadığı zamanki düğen dedikleri keskin bıçaklarla buğdayı falan büyüttükleri, yaptıkları alet tırpanlara kadar. Bu tarafa geldiğimizde bu tarafta elmacı amcamız elma satıyor. İçeri doğru baktığımızda içeride yine Çamlıdere'ye özgü ekmekle yapılıyor. Buradan devam edelim hızlı bir şekilde. Demircimiz burada demirleri dövüyor. Evet, at nalları yapan amcamız. Demirci amcamız burada demirlerini döverken
tabi üst tarafta her zamanki gibi iş yerinin tabelası. Hem Osmanlıca, tabi bizim anlayabilmemiz için de üstünde küçükçe demirci yazılı. Şimdi geçelim yan tarafımıza. Evet, ekranda da tabelamızı gördünüz. Yine aynı şekilde Osmanlıca ve Türkçe yazılmış. Kalaycı. Kalaycı ocağı hala yanıyor gibi görüyorsunuz. Çok güzel bir animasyonu yapılmış. Kalayların yapıldığı bir yer. Eski. Bu tabi bunların çoğunu artık hiçbir evlerde görmeniz mümkün değil. Burada bunları görerek biraz da tarihi sizlere anlatıyoruz. Buyurun devam ediyoruz. Türk kültüründe olmazsa olmazımız şeker. Şekeri herkes biliyorsunuz çok sever. Burada da envai çeşit şekerleri görme imkanımız var. Top gibi olanından rengarenk olanlarına kadar. Evet, bu tarafa geldiğimizde de şimdi devam ediyoruz. Şekerlerimizin hemen altında yeşil Çamlıdere'ye özel bir kolonya. Kokusu da çok güzel. Biz döktük. Siz de kokusunu merak ediyorsanız gelin bir alın. Kokusuna bakın. Berberimize geldik. Berberimiz çocuğun saçlarını tıraş ediyor. Eskiden olan berber malzemeleri. Bu makineyle çok saçımızı kesmiştik. Çok da çeker böyle adamın canını yakar. Kuyudan su çeken. Kuyumuzda yanında kalbur dedikleri. Hani çoğunun derler ya eskiler. Düğününde kalburla su çekeceğim. İşte o kalbur bu kalbur. Evet, yumurta. Yumurtacı bir amcamız var burada. Yumurtalarını dizmiş. Herhalde pazara götürüp satacak yumurtalarını. Tavuklarımız da hazır. Burada duruyorsunuz. Evet, bu tarafa geldiğimizde de medreseyi görüyoruz. Karşıda ne yazıyor? Niyet hayır, akıbet hayır. Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin bir sözü altında Arapça şekliyle yazılmış. Üstte de bizim anlamamız için Türkçesi yazılmış. Altta da 3 tane öğrenciyi görüyorsunuz. Kur'anlarını öğreniyorlar. Bir kasaba olur da her tür atölye olduğunuz zaman mobilyacı olmaz mı? İşte size marangoz hanemizde. Marangoz üstte başımız. Burada eski aletlerle her evin ihtiyacını gideren marangoz atölyesini de şöyle size küçük bir gösterişini yapalım. Karşınızda gördüğünüz gibi her iki tarafta da alet, edevat. Sol tarafta şimdi bizim makinalarla yaptığımız delik delme işleminin ne kadar zor bir şekilde yapıldığını şöyle böylelikle de bir görelim bakalım nasıl. Elde çevire çevire bizim saniyede yaptığımız delme işlemini o zamanki insanlar ne hallerde yapıyor görüyorsunuz. Her şeyi yaptık. Evimizde bir yorgan lazım değil mi? Yorgancı amcamız da burada. Her tür şey düşünülmüş. Şeyh Semerkandi Hazretleri'nin türbesinin yan tarafındaki müzemizde yorgancısına kadar tarihimizi, kültürümüzü görmeniz açısından mutlaka gelin diyoruz buraya. Yorgancının da kullandığı alet edevatlardan, makaslardan, metresine kadar hepsi burada mevcut. Şimdi sizlere bu göstereceğim yerde artık unutulmuş tarihi eser bile artık şehir kalmış bir meslek. Semerci. Semeri artık çok fazla yapan da yok. O zamanki en gözde mesleklerden birisi. Çünkü herkesin evinde bulunan atlarına gibi hayvanlara yapılan semerler şimdi tarih oldu gitti. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline geldi. Thank you.
Evet, geldik bizim mesleğimize. Şimdi ellerinizde var cep telefonları, küçük makineler, fotoğraf çekiyorsunuz ya. Bakın eskiden kafasını buraya sokarlar. Buradan resim çekerlerdi. Makinenin büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Şimdi geçelim. O zaman bir Çamlıdere hatırası için şöyle size bir poz vereyim. Çamlıdere hatırasında bir düzgün vesikalık gibi bir poz verelim size. Geldik macuncumuza. Bizim küçüklüğümüzde bunlara, demirlere böyle şeyleri sararlardı. Macun, şekerlemeyi çöpe sarar, elimize verirlerdi. Biz çok sevinirdik ama şimdiki nesil bunu pek fazla bilmez. Benim çocuklar zaten hiç bilmez. Bakın amcam hala burada macun yapıcı yapmış, insanlara verecek. Gelin macuncu amcamız macunlarıyla insanlara hizmet ediyor. Buraya geldiğinizde size bunu şunu da bir söyleyelim. Sadece burada bunları gördüğünüz gibi değil. Müze deyince çoğunun aklına gelir. Sadece gezilir. Ama buraya geldiğinizde bu atmosferin içinde çayınızı da içebilirsiniz. Kahvenizi de içebilirsiniz. Şimdi geçiyoruz. Çayımızı vermişler. Çayımızı içelim ve size bunu da birebir uygulamalı olarak gösterelim. Buyurun. Evet. Normal çayımız. Çayımız da geldi. Çayımızı görüyorsunuz. Oturduk. Müzenin ortasında. Amcam da bizi ağırladı. Çayımızı içeceğiz. Sizler de gelin. Burada ne kadar misafirperver insanların olduğunu da görürsünüz. Çayımızı atalım. Tek şeker. Düşüremedik ne yazık ki. Evet sevgili seyirciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ederken ben çayımı içeceğim. Siz de intro görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Buyurun görüntülerimize baş başa. Satıyormuş amcam. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Sefalar. Hoş bulduk amca. Şimdi bize balların hep organik mi? Buradaki sattığın her şey mi balla alakalı bir şey? Her şey değil. Kısmen balla alakalı. Bal benim sertifikalı organik ürettiğim bal. Devlet destekli ve denetimli. Yani özel idarenin katkılarıyla Ankara İl Tarım Müdürlüğü aracılığıyla 2006'da organik proje bizim Dörtkınak'ta. Orada bal üretmeye başladık. Bu andan bu ana kadar devam ediyoruz. Ben 30 yıllık arıcıyım. Daha önceki ballarımızda o da doğal balıdı. Organikliğin ayrı vasıflar var tabii ki. Yani kimyasaldan ırak, arın ya kekle veyahut da şekerle bir beslenmesi olmaz bizdeki arının. Direktmen balla. Onun için balımız organik, sertifikalı, patentli, Orsel'den sertifikamız var. Her sene yani Ağustos 15'ten sonra numune veririz. Analiz sonuçlarımız gelir. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu balları bize göstermişken Semerkant Türbesi'nde gezeceğiz biz. Neyle karşılaşacağız? Ne var burada? Onlardan burada Semerkant Kibari Evliya Ali Semerkandî Hazretleri. Bizim burada aşağıda türbesi var. Sacağı var. Müzelerimiz var burada. Yani bununla ilgili bu mübarek Semerkant Buhara'dan yani buraya geliyor. Tahmin ediyorum 4 asır veya daha fazla. Kaçıncı yüz şu anda aklımda kalmadı. Şeker hastası olduğum için unutuyorum. Geçmiş olsun. Burada. Yani burada Allah'ın izni keremiyle gelen ziyaretçilerimiz olduğu kadarıyla bol. Şamdere'mizde burada işte bunu tanıtalım. Her yere yani turizmcilik burada atıyorum. Her türlü şey, doğal ürünler de pazarlanıyor. Bu mübareğe ziyarete gelen çok. Evet.
Yani bir Allah dostu. Biz de yani orada geçeceğiz. Daha bilgileri Ömer radıyallahu anh efendimizin 4. Göbekten töreni olduğu evet. Bahsediliyor. Ama daha derin bilgiler orada şeyinde yazıyor yani. Evet zaten seceresi anlatılıyor orada. Bizlere onları gösterecekler. Anlatımını evet. Da yapacaklar zaten. Çok İnşallah. Onun hata yapmamak için bilgili bir kişiden dinlemek daha iyi olacak. Tabii ki. Şimdi biz unutuyoruz bazı meseleleri. Yanlış bilgi olmasın. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ettik. Sağ olun. Çok sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teler TV'deniz. Evet. Memnun ettiniz bizi. Sağ Buyurun olun. İçeride bal ikramımız olsun. Bir de içeriği de çekersiniz. İzleyiciler, sevgili izleyiciler. Bu araba tekeri değil. Kaşar. Bak bunu her yerde bulamazsınız. Kaşar. Kars kaşarı. Kars kaşarı. Burada kaşar üretilmez. Fakat kaliteli bir kaşarımız. Evet, şeklinden de belli zaten. Evet. Bu tarafa geldiğinizde hepsi bundan organik değil mi? Doğal. 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 Bu reçelleri kendimiz yapıyoruz. Hakiki şekerden, glikoz vesaire bir şey yok. Yani gül reçeli, çilek reçeli. Bunlar bizim... Çilek. Bu çilek de kremleşmiş, onu çekmeye gerek yok. Şimdi o soğukta dışarı koyduk. Vişnemiz de burada. Vişnemiz. Gel amca sen de bu tarafa şöyle buradan anlat amca. Sen ben bu tarafa geçeyim sen buradan söyle çünkü işin ehline bırakalım biz konuşmayalım gereksiz yere. Bu gül reçelimiz elimizde yapıyoruz. Yani daha bunun 25-30 sene önce atalarımızın bir şekilde yaptığı reçellerden. Tadına da baktırırız. Bu da vişne kendi bahçelerimizde topladığımız vişnelerden yapıyoruz yani. Bunlar orijinal şey şunlar marmaletimiz. Erik. Bunlar balımız. Böyle az isteyenlere kıyarak satıyoruz. Şurada karakovan ballarımız var. Şu cevizin altındaki balımız karakovan balı. Şunlar normal çita balımız. Şu yuvarlaklar karakovan balımız. Şuradan çekebilirsiniz efendim. Erişkelerimiz er kesimi. Şöyle boya bir tane. Şöyle çıksın. Düşer o. Teyzem ayarladı. Şöyle çekebilirsin yavrum. Şeklimiz bu. Evet, karakovan. Evet. Karakovan balımız. Yani arasında mum yok. Karakovan'daki Murat. Yani ara mumunu da balını da kendi yapmış. Kendisi yapıyor. Evet. Bu tarafta yine doğal. Doğal. Şurada erişkelerimiz. Erişkelerimiz. Yumurtalarımız. Gezen köy tavuk yumurtamız. Şu kremler gözaltı kırışıklığını gideriyor. Arı sütü arı mumu. Doğal organik aromamıyla onu özel yaptım. Beni de gençleştirir mi amca? Gençleştirir. Sen gelsin zaten de çok böyle yaşlıları gençleştiriyor. Yok canım artık. İhtiyarlar başladı. Propolisimiz var. Hamı bizden. Fason dolum yaptırıyoruz. He, yani ne, üreticisi neredeyse biziz diyorsun. Evet. Gibi. Ana maddesi bizim. Bal sabunu. Organik. O da organik. Evet, bu tarafta da. Bu tarafta ballarımız, sabunlarımız, doğurum yapıyor, sirkelerimiz, kolonyalarımız, Çamdere kolonyası. Demin de söylemiştim ya, Çamlıdere'nin özel kolonyası. Bakın evet. Burada çok güzel şişelere de konmuş. Koklayın, çok da güzel. Amcam bize bir döktü, biz bir baktık önce. Sizlere... Şu kolonyayı getirir misin? Döpeceğiz. Bakın. Şu sabunlar doğurum yapıyor. Osmanlı tarzını andıran size bir şişe. Zaten üstünde de Osmanlı tuğrası varmış, görmemişim. Güzel güzel. Getir. Efendim, ikram edelim. Çamdere Çam kolonyamız. Çamlıdere Çam kolonyası. Şimdi Çamlıdere'de Çam'dan sadece Çam sakızı olarak olur diye düşünmeyin. Bak, oh, çok güzelmiş ya. Özel el yapımı sirkelerimiz var. Üzüm, kozalak. Alıç, kuşburnu sirkelerimiz, onları biz elde yapıyoruz. Bu tarafta sabun kısmımız değil mi? Ondan oğlum yapıyor. Bunlar sabun. Kimyasal yok. Hop, şu timin bahsettiğimiz propolisin hamı. Bunu sıvara açtık. Bu tarafa dön amca. Yok, bu şöyle dön amca arkamızda. Ha, arkamızda. O tarafa bu geçti. Propolisin hamı. Yüzün üzerinde faydası var. Direktmen doğal antibiyotik. Propolis'e i̇şte toz bu, haline işte oradaki bu toz haline yapıp sıvılaştırıyoruz orada.
Ben yani toz orada fakrada dönemektir. Evet. Toz halinde görmüştüm, hiç böyle görmemiştim. Böyle burha mı? Bunu görsem propolis olduğunu sen söylemesen ben bilmem. Evet, bu propolis. Bunu biz numune olarak şey ettik. Amca saçlara iyi gelen hangisi? Bal sabunumuz. Şimdi benim gibi adamı sana soracağım. Saçlara hangisi iyi geliyor diyecek. Bal sabunumuz var. Şu sabunumuz efendim. Saç çıkarıyor mu amca? Saç çıkarmaz da durdurur. Dökülmesini engeller diyorsun. Bu bal sabunumuz. Bal yapılan bir sabunumuz. Zeytinyağı, balkan maddesi. Burada propolis sabunumuz var. Propolis, şimdi bahsettiğimiz propolis var ya. Evet. Onun buna katılımı ile yapılan zeytinyağından yapılmış bir sabunumuz. Gayet güzel de şeyler var amca. Evet, işte burada ürünlerimiz çam sabunu, çam sabunu kolonyası olduğu gibi sabun da var. Kükürt, katran, kil, çöreotu, katran, kükürt, kil, defne, her şey var. Hepsi herkesin isteğine göre bir şey yapmışsınız ya. İnşallah. Daha da elimizden geleni yapacağız. Elinize sağlık diyelim onca zaman size. Evet, sağ olun. Teşekkür ettik efendim. Şimdi biz buradan diğer yerlere geçiyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bizi aradığın için sağ olun. Bal ikram edeceğiz. O zaman balımızda... Burada da analiz sonuçlarımız Orsel'den belgemiz var. Sertifikamız. Şu balımızdan da ikram edelim. Evet. Kaşık vereceğim. Sevgili seyirciler. Balını da tadalım amcamın. Ondan sonra siz tatmak istiyorsanız buraya gelin. Öyle mi amca? Al al. Kameramanımıza da kaşık verelim. Kızımıza da verelim kaşık. Herkes. Bismillah diyelim. Kızımız buyurun. Beraber mi? Aynen bakkaldakiler gibi şey değil. Gerçekten elbette bal, ki farkı olacak. Bal kokusu. Biz bunu hani sıradan laf olsun diye konuşmuyoruz. Ürünümüzde iddialıyız. Yani gerçek sertifikalı organik balımız. Aksini ispat eden varsa her türlü yani deneyini yapabilir. Tamamdır amcacığım. Zaten 30 senemizi biz buna verdik. Amcam zaten belgeleri de masanın üstüne koydu, dedi ki fazla konuşma, bak benim belgelerim var. Var evet. Ben konuşmuyorum. O zaman helal et. Helal olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler devam ediyoruz. Türbemizin yanındaki dükkanları geziyoruz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Ne satıyoruz, ne? Biz unlu mamuller, unlu mamuller, tereyağı, bal, yoğurt, unlu mamuller ne isterseniz var. Tereyağlı çöreğimiz var, kül gömmesi dediğimiz, cevizli çörek, peynirli çörek, gözleme yapıyoruz, içli gözlemeler. Evet. Tereyağlı cevizli baklavamız var. Yani her şeyimizde hep, bir tereyağı var çoğunlukla. Evet, hepsi de tereyağlı, evet. Ama şöyle bakalım, ballarımız var, karakovan. Gel şöyle bak. El yapımına benziyor. Tereyağımızın, baklavalarımızın tadına bakın. Baklavalarımız el yapımı, tereyağlı, gerçek cevizli baklava. Buyurun. Şimdi. Buyur abi. Şöyle yapalım mı biz bunu ilk? Aç ağzını. Aç. Bak, önce sana, sonra bana. Tadına bakacağız. Evet, satılan gibi değil. Yani satılan tamamen derken doğal, hazırlar gibi tamamen değil. Tamamen kendi ürünümüz. Kendi ürünümüz. Hiçbir katkı maddesi yok bunlarda. Katkı maddesi kullanmadan. Şerbetini kendim yapıyorum. Her şeyi kendim. Alerjim. Kendim. Yani herkesin güvenilerek aynen, rahat aynen. Rahat. Hiçbir şey katkı maddesi evet. Olmadan yapıyoruz tamamen. Hepsinde. Tamam. Sık gözleme, uyumamı, her şey var. Evet. Izgaramız var. Hafta sonları döner yapıyoruz. Hep dönerimiz var. Evet. Tamam şöyle bir bakalım. Buyurun abi, oturacak yerlerimiz yukarıda. Oturacak yerler de bayağı güzel bir şey gözüküyor. Egzotik. Buyurun gidelim bir bakalım. Buyurun.
Evet sevgili seyirciler. Yani geldiğimizde üşürüz derseniz bu havada. Bak abim sobayı bile koymuş. Soba sıcak ha. Oturuyorsunuz burada. Güzel güzel. Gözlemenizi yiyorsunuz. Her şeyi. Gözlemle, ızgara ne isterseniz hepsini de yapıyoruz. Afiyetle. Hiç korkunuz olmadan, şüpheniz olmadan yiyebilirsiniz. Yani türbeye gelen kişiler burada yemek yemek için yer bulamam diye düşünmesin diyorsun. Aynen, buraya hepsini aynen, gelip aynen, bulabilir. Aynen. Her şeyi bulabilir burada. Yani sadece sizle alakalı değil, değişik sektörlerde bir sürü tabii var ki, burada. Tabii, zaten her şey var. Gezdik biz. Tabii. Yöresel ürünler, yöresel Hı-hı. ne varsa hepsini de burada bulabilirler. Tamamdır. İyi o zaman. Devam edelim o biz. Buyurun, gözlememiz yapılıyor isterseniz, bakmak isterseniz. Tabii, buyur abi. Tamam, buyurun. Evet, ablam hazır. Burada hemen gözlemeyi de yapıyor. Ablam pratikleşmiş. Fazla beklemeye gerek kalmıyor görürken. Evet. Bu gözlememiz, el açımı. Kendim hamurumu elimde yoğuruyorum. Makineye katmıyorum. Açıyorum, içini hazırlıyorum. İsteyen müşterilerime yapıp veriyorum. Hazır diyorsunuz burada. Hemen hazırda yok ama hazırlayıp yapıyorum. Hazırlayıp yapıp isteyen müşterilerimi pişirip hemen veriyorum. Ellerine sağlık diyoruz abla. Şimdi yiyirseniz görürsünüz. O zaman lezzetini de gör diyorsun. Lezzetini de gör. Aynen. İnşallah diyoruz abla. İnanın biz iddia ediyoruz gözleme konusunda. Çamlıca'da değil, Ankara'da değil, Türkiye'de tekiz. Yedim mi karar veresiniz zaten. Tamam amca, yapalım bakalım. Çünkü biz genelde hiçbir yerde yemek göstermiyoruz. Şimdi ablam da böyle deyince bir bakalım tadına. Gerçekten nasıl olmuş gerçek göreceğiz. Gerçek diyorum. Türkiye'de tekiz gözleme der. Tamam. O zaman onlar pişene kadar biz de tamam. biraz oturalım. Buyurun. Tamam. Buyurun. Ablam pişirdi. Evet. O pişirene kadar biz bir sürü şeyden bize verdiler ufak tefek biz yedik. Afiyet şeker olsun. Kamera arkasında biz karnımızı neredeyse doyurduk. Ablamın şimdi çok övdüğü, iddia ettiği abimin de gözlemesini yiyeceğiz, bakacağız. İnşallah. Kısmetse yiyeceğiz. İnşallah. Allah'ım herkesi mutlu etsin, hayırlı etsin. Burası çok huzurlu bir yer. Çok yani ne bileyim... Bereketli, huzurlu, çok güzel bir yer. Sen buralı mısın? Ben Çorumluyum. Çorumlu musun? Burası çok yani ne bileyim insana huzur veren bir yer. Şimdi burada kocaman bir evet. zat yatıyor. Evet. Onun da huzuru vardır burada. Ben seni tebrik ederim, sen konuşursun. Evet. Ben sen... Ankara'da oturuyordum. Bir sene oldu buraya taşınalı. Burada Ankara'dan mı gidiyorsun? Bir senedir de burada bu işi yapıyorum. Çok şükür memnunum, mutluyum. Dinlenen şükür o kadar. Allah daim etsin Amin. Diyelim o zaman. Amin ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım beni buraya nasip etti. Burada bir nami dükkanı açtım, ay nasip etti. Hepsinin şeyi bu. Bakın gözlememiz geldi. Abimin dediği dünyaca ünlü gözlememiz geldi. Evet, ayranımız da bakın. Buranın kendi yoğurdu. Kendi yoğurdu. Yayık ayran olarak yapıyoruz burada. Bu kadar daha köpük. Evet şu anda biz yiyeceğiz. Sizin karşınızda yemeyeceğiz. Biraz sonra da değerlendirmesini yapacağız diyelim size o zaman. Evet. Afiyet bal olsun. Teşekkürler abicim. Çok sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Ne satıyorsun? Biz de efendim tulum peyniri satıyoruz, tereyağı satıyoruz, ceviz satıyoruz, köy peyniri, tarhana, erişte, yöresel ürünler satıyoruz. Yani hepsi evde yapılıyor diyorsun? Evde yapılıyor, evet doğal, tam ederim. İyi. Şimdi tadına bakabiliriz, buyurun efendim. Buyurun. Ufak bir parça alalım. Şöyle buyurun. Önce... Kameramana vereceksin.
O seni daha güzel çeksin, değil mi? Tabii. Ondan sonra da ufak bir parça verelim, çok küçük. Buyurun, buyurun. Zeytin satıyoruz, göresen. Gayet güzel. Ya yoğurt, peynir, tarhana, erişte. Bu kırmızılar ne? Bunlar hunlar. Bu şekere iyi gelir. Hunlar mı? Hunlar. Bu iğdenin bir değişiği. İğdenin bir değişiği hunlar. Şeker hastalığına iyi gelir bu. Doğal Çamlıdere'nin kurusu var, dut kurusu var. Bu şu evet. Camız eriği dedikleri büyük erik mi? Ne tabii, bu? Mürdüm eriği. Mürdüm eriği. Evet. Bunlar? Onlar da daha incelik, ilaçsız. Glikoz yok, tatlandırıcı yok. Doğal. Doğal. O doğal olduğu için de küçük küçük kalmış tabii, değil mi? Öbür olsa kocaman kalmış. Büyük, glikozlu. Bunlar köy da köy yumurtası. Evet, köy yumurtası. Yani köy yumurtası spor yapan tavukların şey. Şehirde balkonda yetişmişleri değil. Gezen tavuk. Evet, gayet de güzel. Bura her gün açık mı? 7-24 açık. 7-24. Ziyareti de açık. Esnaf olarak biz de açıyoruz. Gece de açık burası. Açıyoruz. O zaman doğal ürün arayanlar hiç boşa uğraşmayın. Çamlıdere zaten Ankara'ya 1 saat mesafe. Evet. Ankara'da gece bulamadığınızı buraya gelin. 7-24 açık. Öyle evet. İyi olur. Evet. Evet abicim. Sen şöyle bir daha ürünlerini bize göster. Ondan sonra biz buradan aşağı doğru türbeye doğru geçelim. Tabii. Türbemizdeki çekimleri de yapacağız zaten. Çamlıdere'nin çam kahvesi. Çam kahvesi. Kozalak'tan. Hadi ya. Ben buraya geldim. Bayağı bilmediğim şeyleri gördüm. Çamlıdere'nin kavun kahvesi. Kavun kahvesi. Evet. Çamlıdere'nin elma kahvesi. Hayda. Çamlıdere'mizin üzüm kahvesi. Üzüm. Üzüm kahvesi. Kahve hastaları. Gelin. Değişik değişik kahve. Ben şaka değil gerçek. Daha bugüne kadar çam kahvesini, kozala, işte öbür elmayı. Çamlıdere'nin yani, çam kolonyası. Bunu çam öğrendik. Doğa, cevizli sucuk deniz. Her yerde deva. Yani namı der, köf der. Köf der. Gerede evet. De, gerede çekimlerinde çok görmüştüm evet. Bunu. Doğal elma kurumuz kurusu. Var. Doğal vişne kurumuz var. Gün kurumuz var. Kayısımız var. Hurmamız var. Yerli cevizimiz var. Şey. Elma kurularını kendin mi yapıyorsun? Kendimiz yapıyoruz. Doğal bahçe elması. O zaman şöyle gösterelim mi kameraya? Tabii. Bunu belki çoğunuz yememiştir. Buyurun. Bakın elmalar ne güzel dilimlenmiş, kurutulmuş. Mayhoş elma. Mayhoş. Mayhoş evet, mu? Evet. O zaman benim yerime sizin. Yiyebilirsiniz. Buyurun. Yok ben ekşi sizleri sevmiyorum. Tatlıdır o. O tatlı. Aldığınız tatlı. He, şunlar tamam. Mayhoş kırmızı olanlar. He, tamam o zaman. Yiyin. Yerli cevizimiz var. Evet, tatlıymış. Yerli cevizimiz var. Meşhur Yereder'in şakşak elması demiş. Şakşak. Cevizli. Bu sert olanı mı yumuşak olanı mı? Ne sert ne yumuşak. Orta halli. Orta halli. Tam benlik. Bazısı var adamın dişleri evet. Kıracak gibi. O keserle kırılır. Evet, aynen. Keser ve altı olacak ona. Peki onu yerken nasıl yiyorlar? Onu normal, yo, tatlı sert niyetim. Olanı. Sert olan nasıl? Kırıp da yiyorsun. Şeker gibi çatır çatır mı yiyorlar küçük? Dişi sağlam olan adam yiyor onu. Gençlere, benlik evet, değil. Evet. Hakiki yayık yağımız. Hakiki yayık tereyağı. Katkı matkı yoktur. Köy peynirimiz. Aynen. Erişlemiz var. Doğal. Doğal erişte. En kesin. Manda yağımız var. Bu top gibi olan da camız yağı. Camız, manda. Manda yağı. Karşıdan ilk bakışta da peynir gibi gözüküyor peynir gözüme. Gibi evet. Tulum peynirimiz. Çörek otlu, sade. Evet.
Evet abicim, bizi bilgilendirdiğin için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Biz sağ olun. Devam ediyoruz. Buyurun gidelim. Sağ olun. Devam ediyoruz. Burada o kadar çok yer var ki. Şimdi burada biraz da küçük şeyleri görünce, maketleri, bir ablam sizsiniz herhalde buranın sahibi. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Getirdiniz. Ablacığım bir önce kendini tanıt, sonra da burayı tanıt bize. Burayı tanıtalım. Önce kendim başlayayım. Evet, kendimden başlayayım. İsmim Neda Aslan. 4-5 yıldır burada esnafım. 6 yıldır burada Çamlıdere'de ikamet ediyoruz. Hı-hı. Burası güzel bir yer. Buyurun gelin, bekleriz. Çamlıdere'miz çok güzel. Evet, ne satıyorsun abla? Bize biraz onlardan bahset. Sattığın ürünleri. Çam kolonyalarımız var buraya özgü. Evet, çam kolonyası. Çam kolonyası. Çam kokuyor. Evet. Magnetlerimiz var. Böyle Çamlıdere'yi temsil eden magnetlerimiz var. Türbemizi temsil eden magnetlerimiz var. Bunlar hediyelik götürüyorlar buraya ziyaret edenler. Ha, niyet hayır, akıbet hayır. Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri'nin evet, en meşhur sözü. En bilinmiş sözü. Bunlar da türbemizi temsil ediyor. Evet. Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri Çamlıdere. O da bunlar da Çamlıdere'nin özgür evleri. Evet. Çamlıdere'nin her iki tarafında çam, ortasında da meşhur Ankara evi. Evet. Bunlar da değirmenlerimiz. Burada değirmen var mı? Evet efendim. Çamlıdere'de. Evet, olmaz olur mu? Bak ben bilmiyordum. Bunları bayanlar yapıyorlar. Çamlıdere'ye özgü burada yapılıyor magnetler. Evet, burada hediyelik eşyalarımızda bayağı yine değişik şeyler var. Evet. Herhalde şunda düğme gördüğüme göre bu gece lambası. Evet, ben gece lambası. Evet, üst tarafta ay yıldızımız, alt tarafta da evimiz. Ha, fişimiz de geldi. Ben şöyle yapayım. Biz görmesi için herkesin. Bakalım, size bir de uygulamasını gösterelim bakın. Hatta bir de tepesini gösterelim mi sizlere? Ay yıldızımız burada. Çamlıdere evimiz burada. Yerine koyalım. Para biriktirmeye seven insanlar için de kumbara. Çocuklara aslında verip hediye verelim. Hem de biyorsunuz para biriktirsinler değil mi? Biriktirmeyi öğrensinler. Aynen. Tutumlu öğrensinler. Tutumlu olmayı da öğrensinler. Peki hele bu ne, bir tane mi mutfağı? Bunlar eşlerini almak isteyenler için peçetelik. Ha, peçetelik. Böyle mutfak masasına koymak için buraya gelen beylerin eşlerini alabileceği güzel bir hediye. Bayanları mutlu edecek bir hediye. Bayanları mutlu edecek hediye beyler. Çamlıdere'de. Evet. Devam edelim. Ablam çok değişik şeyler yaptırmış. Çamlıdere'mizin anahtarlıkları. Anahtarı asıyoruz. Buraya da faturalarımızı koyabiliriz. Unutulmasın da kesilmesin değil mi? En önde yanaklarımızı koyabiliriz. Yani estetik. Burayı anımsatan güzel, hoş bir hediye. Ya çok hediye güzel. Hediye mi de kullanabileceğiniz? Bunların genelde erkeklerin bayanlara aldığı şeyler. Evet. Burada bayanların yine, zaten sen abla hep bayanları aldıracak şeyler yapmışsın. Ama ekonominin %80'i bayanlara çalışıyor. Ne yapalım? Kadınlar seviyor alışveriş yapmayı. Kadınlar evet. Mutlu oluyor alışveriş yapınca. Ne yapalım? Kadınlar... Erkekler de almayı seviyor. Kadınlar mutlu olurken erkekler de biraz fazla mutsuz mu oluyor yoksa ne? Hep kadınlara bir kadın şey al. Kadın mutlu olursa evini de çocuğunu da zaten mutlu eder. Evet. Önemli olan bakış bayanların mutlu olması. Şimdi bakış açısı. Sen farklı açıdan bakıyorsun. Biz farklı açıdan bakıyoruz herhalde. Dışarıdaki gördüğümüz ürünlerin yine aynı şeylerini buraya koymuş abla. Abla bunlar nedir? Bunlar da şekerlik. Ha, şekerlik. Bakır.
Bakır kalaylı mı üstünde? Evet. Kalaylanmış bakır. İçinde de lale deseni. Lale motifi. Gayet güzel. Eşini seven beyler. Hediyesini alır gider. Çamlıdere'ye geldiğinde elin boş artık bu programı seyreden bir bayan sizin Çamlıdere'ye geldiğinizi duyarsa herhalde sizi paralar, bir şey götürmezseniz. Abla sen hediyelik eşyada devrim açmışsın zaten. Her tür hediyelik eşyayı da koymuşsun. Her detayı düşündük. Yani erkekleri her yönden bağlayacak bir şeyi bulmuşsunuz. Değil mi? Evet. Biraz öyle olmuş. Evet sevgili seyirciler. Ablamız bayağı da şeyleri yapmış. Bayağı hediyelik eşya koymuş. Şimdi bu programı seyreden bayanlar, erkekler de yanında olursa vay haline. Sen diyecek oraya gittin, hiçbir şey almadın. Bak mesela burada bir tane şey var. Koltuk. Bari erkekler hiç yoktan şundan bir tane alın. Şuraya bir baş harflerinizle yazdırın. Deyin ki biz beraber oturamadıysak ama koltuklara ismimiz otursun. Böyle bir şey. Ablacığım, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi açtın. Sağ olun, Allah razı olsun. Siz de buraya geldiniz. Bizleri unutmadınız. Bizleri hatırladınız. İnşallah herkese Çamlıdere'ye Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri'nin türbesini ziyarete bekliyoruz. Bu atmosferde istifa etsinler, istifade etsinler. Bekleriz. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. Ayaklarınıza o zaman sağlık. Gelenleri mutlaka buraya bekliyoruz diyoruz. İnşallah. Teşekkürler. İnşallah. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. Gün gelecek dünya Çamlıdere'ye dolacak. Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri'nin 700 yıl önce söylediği bir söz bir gün mutlaka tecelli edecek. Büyükler boşuna söylememiştir. Tabii bir şey şimdi... söylemişse mutlaka bir gün gerçekleşecek. Bu manevi atmosferden herkesin istifade etmesini o zaman bekliyoruz. Kapıyı biz açıyoruz. İnşallah. İnşallah diyoruz. Dünyada o zaman gün gelecek, herkes Çamlıdere'ye gelecek sözünü biz de kapısını açtık. Herkese buradan selamlar diyoruz. Buyurun. Sevgili seyirciler, Çamlıdere turumuza devam ediyoruz. Evet, Çamlıdere'nin isminin artık özdeşleştiği olmazsa olmazı Şeyh Semerkandî Hazretleri'nin türbesine geldik. Sizlere biraz da türbesinde görüntüler göstereceğiz. Buyurun şimdi Şeyh Semerkandî Hazretleri türbesinin olduğu yere doğru devam edelim. Evet, türbenin külliyesinin içinde Şeyh Semerkandî Hazretleri'nin camisi, tabii tarihi bir cami ama 2015 yılında restore edilmiş. Şimdi size caminin dışından biraz görüntüleri gösterdikten sonra buradan doğru Semerkandî Hazretleri'nin türbesine doğru yol alıyoruz. Camimizin ardından şimdi böyle gösterişli güzel bir girişi olan türbenin ilk kısmından kapıdan içeri giriyoruz. Buradan sonra sizlere teker teker her şeyi göstermeye devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, programımıza devam ediyoruz. Çaylar arkada diyor ki çaylar yurdumuzun hediyesidir. Şimdi çaylarımızı da bu tarafta. Evet, şimdi çaylara doğru geliyoruz. Çayın verildiği yere. Abi sizi bir tanıyalım. Ondan sonra öncelikle çayı hoş anlatalım. Geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben Kemal Gülcan. Çamlıdereliyim. Yurtta görevliyiz. İşte siz gibi kıymetli kardeşlerimize, ziyaretçi kardeşlerimize çay ikram ediyoruz. Teşekkürler. Nacizane işte bir katkılarda bulunmak istiyoruz. İşte Çam Sakızı Çoban Armağanı. Derler bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Biz de diyoruz ki bir çayın 40 yıl hatırı olsun. Burada gelene bir hatırımız olsun. Yani bir hatırımız olsun. Elimizden gelen bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi buradan sonrasında direkt türbe mi var? Şimdi bir sırayla geçeceğimiz için. Evet, aşağıda Şeyh Ali Semerkandî Hazretlerimiz orada. Ziyaret edin. Dönüşte size de çay ikram edelim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, şu anda türbemizin önündeyiz. Türbemizin önünde amca, seni bir tanıyalım.
Hacı Bekir Aydoğan. Hacı Bekir Aydoğan amca. Burada ne yapıyoruz? Sizin göreviniz nedir burada? Şimdi bizim görevimiz gelene gidene hürmet ediyoruz. Buranın temizliğini yapıyoruz yeğenim. Elimizden geldiği kadına çalışıyoruz. Bir şeyler söylüyoruz. Şahı Semerkandî Hazretleri işte Mekke'de, Medine'de türbedalık yapmış. İmamlık yapmış. Efendimizin en yakın dostu olmuş. Mübarek suyumuz var 100 kilometre mesafede. Örtü böcek tırtıllara ait. Buradan bir adam gider Yasin-i Şerif okunu orada kurban kesiliyor. Biiznillah gittiği yerde bunlar da kayboluyor. Delile gelenlere de soruyoruz. Dünyanın her tarafını dolanmış. Buraya nasip olmuş. Yanındakiler evladı. 8 tane erkek çocuğu var. Evli. Evet sen biraz daha bize anlat. Çünkü biz çok fazla bilmediğimiz için yanlış söylemeyelim. Şimdi ben de yanlış söylemeyeyim o zaman. Siz oradan yazılarımızdan alırsanız daha iyi olur. Oradan gözelcene alın. Okuduğunuzu alın, almadığınız yerlere de şöyle kendinize bir düşünün. Ben de yanlış söylemeyeyim o zaman. Tamam, yanlış o iş zaman, yapmayayım. Tabii. Doğru bilgi her zaman iyidir. Evet, az bilgi, doğru evet, bilgi. Evet, evet, evet şimdi evet. Bu tarafa sağ geçelim. Türbemizin girişindeki yazılardan birazını o zaman ben size okuyayım. diyor ki Seyyid Ali B. Yahya Es Semerkandî yani 1316-1456 Bilge Sufi Şeyh Ali Semerkandî Semerkand veya İsfahan'da doğdu. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Semerkant'ta başlayıp Mersin Zeyne'de Anadolu evresine giren ve Ankara Çamlıdere'de noktalanan bu bereketli ömür makamının bulunduğu Zeyne ile Merkadi'nin bulunduğu Çamlıdere'deki külliyede vakıf ve eğitim hizmetleri gerçekleştirmiştir de, diyerek devam ediyor. Şimdi biz Semerkandî Hazretlerinin özlü sözlerinden birkaçını okuyalım. Biraz önce zaten diğer bölümlerimizde de birkaçını ablalarımız falan söylemişti. Şimdi biz de size burada onlardan söyleyelim. Diyor ki her kişi her gün 100 kere dönse Allah tevvap sıfatıyla tevbesini yine de kabul eder. Diğer bir sözünde diyor ki ey Arif dünya sevgisini terk etmek özgür olmaktır. Kıyamet günü iyi bir makam istiyorsan Allah'a hizmet et demiş. Evet bir söz daha okuyalım. Yeryüzü ve gökler adalet sayesinde ayakta durur. Bir başka en çok bilinen kelimesini söyleyelim. Niyet hayır, akıbet hayır. Ve diğer bir sözünde de dünyada herkes demiş Çamlıdere'ye gelecek diye. Evet, türbemize giriyoruz. Besmelemizi çekelim. Bismillah. Evet, burada da şimdi Şeyh Semerkandî Hazretleri'nin makamına geldik. Burada türbesi ve aile efradının mezarları bulunmakta. Evet şimdi kısaca sizi görüntüyle baş başa bırakalım.
türbemizin de içini burada sonlandırıyoruz. Diğer Çamlıdere turumuza devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, türbemizden çıktık. Türbenin hemen yanında bir müze var. Emanetler Müzesi diye. Bu Emanetler Müzesi'nin içinde Şeyh Semerkandi Hazretleri ile özdeşleşmiş olan sac ayağı var. Şimdi sizlere sac ayağını da göstereceğiz. Ve sac ayağına da ne olduğunu size kısaca söyleyelim. Evet. Bu sac ayağı Şeyh Semerkandi Hazretleri'nin çok yerlerde gezdiğini ve Kızılcahamam'da gittiğini, orada cami olmadığını gördüğünde cami yapımına başlar ve cami yapımına çok vahşi hayvanların bile taş getirdiği söylenir. Orada da kendi elleriyle yoğurduğu bu sac ayağının demirini sac ayağına yaptığında ona manevi olarak fırlatması emredilir. Ve fırlattığında da şu anki Çamlıdere'nin merkezine düşer. Tabi burada sac ayağının bir tane demiri yerde yatıyor. Bir ayağının bir tarafına da cam konmuş. Bunun da sebebi yere düştüğünde, fırlatılıp da yere düştüğündeki ayağının kırıldığını ve o tarihten bu tarihe bu sac ayağının sapasağlam burada durduğunu da görüyorsunuz. Ve buralarda tabi kameramız biraz önce size gösterdi. Burada değişik kılıç türü emanetler var. Ve bunlar da hiçbiri sonradan yapılma değil. Şeyh Semerkandi Hazretleri'nin kendi kullandığı malzemeler olduğu söyleniyor. Mesela buradaki ibriği söyleyelim size. Şeyh Semerkandi Hazretleri'nin abdest almak için kullandığı ibrik diyor. Boyun kısmında dönemin mührü de var diyor. Tabii onu dikkatli bakılınca da mühür gözüküyor. Evet sevgili seyirciler. Çamlıdere'ye geldiğinizde görmeden geçmemeniz gereken bir yer. Mutlaka buraya uğrayın. Bu manevi havayı da soluyun diyoruz. Evet, sayıcı ayağımızı tekrar gösteriyoruz size. Ayağının bir parçası yerde yatıyor. O da o fırlatma esnasında yere düştüğündeki kırılan ayağı. Düşünün, o tarihten bu tarihe sapasağlam hala duruyor. Şimdiki yapılan demirler şimdi çoktan çürümüş olurdu. Bu da kısa bir dipnot sizlere. Evet. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çamlıdere'ye gelmişken çocukların da en çok sevdiği yeri göstermemek olmaz diyoruz. Oyuncak burada müzesi var. Bir girelim. Oyuncak müzesinde neler varmış sizlere göstereceğim. Tabii ben çoğu bilgiyi bilmediğim için sizlere şu anda sadece görüntülerle baş başa bırakıyorum. Ve çocuklarınız geldiğinde de sizin kafanızın etini yiyecektir mutlaka bu bölümü seyrettikten sonra. Evet, şu anda içeri giriyoruz sizlere müzeyi göstermeye. Thank you.
Şimdi diyeceksiniz ki nerede? Geldik Çamlıdere'de. Geldiğinizde ata binmek isterseniz belediye bunu da düşünmüş. İnsanların atlara binebilmesi için güzel bir park yapmış. Parkur yapmış burada. Şimdi atları göstereceğiz ve ondan sonra da parkurumuza geçeceğiz. Şimdi içeriye girelim bakalım. Birisinden derken hoş arkadaşımız geldi. Hoş bulduk. Önce bize kendini tanıt. Ondan sonra da burayı bize bir tanıt. Murat Dikmen ismim. Çamlıdere Kuşçular Köyü'ndenim. Aklımızda böyle bir proje vardı, yani sosyal aktivite yoktu Çamlıdere'de. Hı hı. Başkanımız sağ olsun yer teminimizi yaptı. Hem gelen misafirlerimizi eğlendirmek amaçlı hem bir sosyal aktivite amaçlı. Ramazan bayramından itibaren başlamış bulunduk. Bir yıla yaklaştık. Bir yıla yaklaştık, evet. Yani güzel de talep var. Yani Ankara şehir merkezinden gelen çok müşterimiz var. Hı hı. Yakın ilçelerimiz Kazan olsun, Kızılcamam olsun. Kendi Çamlıdere'mizin halkı, gençleri, çocukları burada elimizden geldiği kadar, yani ata bindi indi değil de her bineni, hı hı, öğrenip de indirmek için başkanımızın da yani desteğiyle elimizden geleni yapıyoruz, evet. Şimdi o zaman bir tane atı elinizde eğer de var. Aynen, herhalde eğerleyecektim. Evet, at hazırlayacaktık. O zaman şöyle geçelim, sen atı bir tabii, hazırla biz tabii. De görüntümüzü alalım. Tabii. Ata da bir bakalım. Bismillah. Evet. Atımız da eğerleniyor. Biz de tabii hiç görmemiştik eğer nasıl yapılıyor. Bakalım. Atlarımız yarış atı olduğu için biraz fazla yaklaşmayalım abi arkasına. Yok, arkası bize göre değil. Eğer takımı biraz teferruatlı. O zaman sen anlat bir yandan da. Şimdi büyük atlarımızın hepsi yarıştan çıkma. Safari gezilerinde, turlarında kullanıyoruz genelde büyük atlarımızı. Hı hı. Yani yarıştan çıktıkları zaman sivil hayatı pek bilmedikleri için adaptesi zor mu oluyor yani biraz? Yani müşteriye vermeden burada hemen hemen bir aya yakın bir alıştırma süremiz oluyor. Ondan sonra da işte özel ders verdiklerimiz var. Artık tecrübelerine göre küçük attan büyüğe, hı hı, doğru gidiyoruz. Tamamen yani binecek kapasiteye de ulaştığı zaman bu atlara bindiriyoruz. Arazi gezisi bunların çok rahat, hızlı. Koşturmak isteyenlere özellikle orman içinde, yani doğanın tamamen içinde. Tabii bunu koşturmak için de bilen adam lazım değil mi? Bizim tabii gibi, yani bizim gibi her gelene vermiyoruz yani. Bizim gibi atın ağasını bilmeyen adam herhalde yolda yani kalır. Bu atlara binecek olan zaten kendini belli ediyor binmeden. Ata yani yaklaşımı olsun, işte biniş tarzı olsun. Bizim gibi acemi gibi gelmiyor değil mi? Yani bizim yardımlarımızla binersiniz ama iş üzerinde durabilmekte bu atın. Koştuğu zaman durdurabilmekte. İşte manevraları biraz sert, Arap atı olduğu için biraz sert daha hareketli dönüyor, oluyorlar ister istemez. Yani küçük attan başlıyoruz, ponilerimizle başlıyoruz zaten binek eğitimine. Bu şuradaki küçükler ne? Onlar poni. Genelde çocuk ve acemileri bindiriyoruz. Ya bizim gibi acemileri. Evet. Kısaca böyle, bizim gibi acemileri. Yani büyük ata binmek isteyen olursa mesela bu atlarımız biraz sert. Daha yeni çıktı, hı-hı, yarıştan ama. Diğer atlarımız araziye de, hani kalabalığa da alışkın. Onları kendi gözetimimizde, hı hı, üzerine bindirip kendimiz turumuzu attırıyoruz parkur içerimizde. O zaman bir tur atalım mı? Tur atalım. Çünkü daha eşekten sonra hiç ata binmemiş. Tamam, tur atalım. Bir ata binelim de bakalım at nasılmış. Deneyelim, küçüğe de büyüğe de deneyelim içeri. O zaman canlı buyurun canlı. Atlara doğru gidiyoruz. Sevgili seyirciler, evet geldik. Murat kardeşimiz atı hazırladı, bindi bile. Şimdi o zaman sen bir usta olarak bir atı bir sür bakalım. Ondan sonra da bize şey gelirse, heyecan gelirse biz de en akıllısına binelim. Atımızı ısıtalım önce. Tamam. O zaman biz seni şu anda çekiyoruz. Tamam. Evet, ısınma turlarıymış. At bir ısınsın bakalım. Abi gelişinden korkuyorum. Ben şöyle kenara çekileyim mi? Dansa müsait biraz. Yerinde durmuyor.
Şovmen bir ata benziyor yani. Yani. De atın üzerine bindiğiniz zaman her şeyi bu atın, dizgin. Yani at deli de olsa, akıllı da olsa hem yönlendirme olsun hem frenleme olsun her şey dizginde yani bitiyor. Onu tutmayı bilmek gerekiyor. Aynen. Ondan sonra da denge. Yani bisikletten bir farkı yok normalde atın üzerine oturduğunuz zaman. Ama işin kötüsü ben bisiklet sürmeyi de bilmiyorum. Ne yapacağız? Ya o zaman yani sakin atlarımız var. Sakin atlarımıza yani kendi nezaretimizde eşlik ederiz. En son küçüklüğümde köyde bir eşeğe binmiştim. Bak ondan sonra binmedim ona göre. Yani eşeğin düşüşü ufak olmasına rağmen biraz sert oluyor. Biz normalde burada ata gittiğimiz için çok düşüyoruz. Yani taklaya kadar varan kazalarımız oluyor. Ama Allah'a şükür şimdiye kadar öyle ağır bir sakatlık yaşamadık. Ama eşekten İnşallah da yaşamazsınız. Zaman, inşallah yani ister istemez eşek ufak olmasına rağmen kesin bir zarar veriyor yani. Ben ata bineyim de. Tabii. Attan sonra küçüklüğümde başıma gelen bir eşek düşme kazası da anlatırım burada. Tamam. Yardımcı olalım. Tamam. Kim yardımcı oluyor? Ben yardımcı oluyorum. Tamam. En akıllı atımız hangisi? En akıllı atımız o abi. En sakinimiz o. Tamam. O zaman ben de sakinim. Mikrofonumuzu bırakıyoruz ve doğru atımızın yanına gidiyoruz. Şöyle bir gerçekten ata binermiş gibi de ceketi çıkaralım. Abi şimdi ön ayağınızı aslına gel. Sol ayağını bas. Evet sevgili seyirciler, baktık. Dizginleri elimize aldık. Ama tabii nasıl tutacağımızı bilmiyoruz ki. Nasıl tutacağız? Aynen öyle şekil abi. Tamam. Sen sür. Neyini çekersen sen. Yok sen sür. Evet sevgili seyirciler, usta önde gidiyor, çırak da aha böyle duruyor at. Ne deyince gidiyor bu? Topukluyorsun. Yürü. Dizgini gevşetiyorsun, gaz veriyorsun abi. İşin Türkçesi bu yani. İşin Türkçesi gaz veriyorsun. Evet, bir acemi de bu kadar olur. Güzelmiş, bende yükseklik korkusu olduğu için at biraz yüksek geldi bana. Evet, inelim biz de. Sağa çıkaralım abi. Sağ ayağı çıkardık. Bayağı sağ, dinişin tam tersine. Evet. Aha. Teşekkür ettim. O zaman şimdi ben iki ustadan şöyle bir at gösterisi alalım da ben o eşekten düşme hikayesini ondan sonra anlatayım. Tamam abi. Hadi iki usta sizleri bir görelim. Hatta bir ustamız daha var herhalde. Atın yanına gittiğine göre üçe yapalım. Şu al sen. Şu böyle. Aynen. Küçük atom karınca yani boyunun öyle olduğuna bakma, bunları aratmıyor bin işte. Tutayım mı abi? İnmiş mi? Eğrisi takım. Ben. Sevgili seyirciler. Evet, bizim gibi acemiden ne at binebilir ne bir şey yapabilir. Ya adamlar işi biliyor. Bak atlar nasıl gidiyor. Bizim atı biz yürütemedik bile. Yani yarış atı olduğunu bu siyah kendini her yerde belli ediyor. Evet. Evet, gerçekten siyah at kendini belli ediyor. Yani Güne'nin tecrübesine göre at da ona göre hareket ediyor. Bir türlü atımız mevcut yani.
özellikle kendi hemşerilerimizi yakın çevrede böyle bir sosyal faaliyet olmadığı için her zaman bekleriz. Evet sevgili seyirciler, ata binmeyi sevenler. Bak çok güzel, Ankara'nın da dibinde, zaten bir saatte buraya gelirsiniz. Yani sonuçta ata sporumuz. Tabii ki. Yani gelenlerin çoğu ne kadar korksa da içindeki o ata binme hevesi hiçbir zaman bitmiyor. Yani 7'sinden 70'ine kadar o içlerinde bir her zaman ata binme hevesi var. Bitmeyecek de. At dediğin gibi zevkli, bilmesi gereken şey. Biz de bilmediğimiz için yani bunu birazcık zor geliyor. Yani alıştıktan sonra yani bu atlar bile yavaş geliyor artık. Tamamen tecrübeyi kazandıktan sonra. Benim yani şahsımı konuşmak gerekirse bir heves aldım ben bu atı. İlk atımda acemiliğe attım. Sonra dedim ki biraz hızlısını alayım. Onu aldım, o yavaş geldi, tekrar değiştirdim. Öyle yani hızlandı, sosyal alanı sonucu bu oldu yani. Biz de bir heves fırını aldık. Yani bindikçe alışıyorsunuz. Alıştıkça yani gözünüz ne araba görüyor ne başka bir vasıta görüyor. Bir de böyle bir doğanın içinde yani anlatılmaz yaşanır yani zevki. Başka bir şey diyemiyorum. Öğrenirsek biz de yaşarız. Anlatılmaz yaşanır yani. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi eşek maceramıza gelelim. Evet. Yaşım 8-10 yaşlarında. Bir gün köye gittik. Benim biraderim bunu izleyince çok gülecektir. O biraz daha küçük benden. Eşeğe bindik. Eşeğe sulayacağız ya, biraz rampa yerden dereye indik. Eşek de boynunu bir eğdi, biz ikimiz de birlikte suyun içine. Bizim birader tabii korktu. Daha ondan sonra eşek yüzünü bırak, hiçbir hayvanın yanına yanaşmaz oldu. Şimdi o da eşek düşme korkusu olunca, tabii gerçi sert değil, yer değildi, yumuşak yere düştük ama suyun içine. İster istemez fobi oluşuyor. Yani onun için at biraz daha yüksek geldi. Evet, söyleşimize devam edeceğiz. Şimdi bu programımızın bu bölümünü de burada kapatıyoruz. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Bizleri ederiz. Bizleri kırmadınız. Bütün hemşerilerimizi bekleriz. Mayıs ayının ortasından itibaren haftanın 7 günü buradayız. Kampçılarımız olursa kampçılarımıza yardımcı oluyoruz. Gündüz at binişi, akşam kamp ateşi etrafında böyle bir sohbet tarzında her türlü burada yardımcı oluyoruz. Yani doğayı tanıtmak açısından olsun, ilçemizin güzelliği olsun. Yani 7'den 70'e herkesi bekleriz. İnşallah. Siz de aracı olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizim işimiz kültürü göstermek. Sonuçta bu da bizim bir kültürlerimizden bir şey. Evet. Evet sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun gidiyoruz. Sevgili seyirciler, turumuza devam ediyoruz. Şimdi Çamköy'deyiz. Çamköy artık Çamlıdere'ye bir mahalle olmuş ama Çamköy'e geldik. Çamköy muhtarı Kadir Bey ile görüşüyoruz. Muhtarlığı anlatacak, kaçıncı dönem olduğunu ve yaptığı önceki çalışmalarıyla şimdiki çalışmalarını bizlere anlatacak. Önce bir kendini tanıtsın bize. Buyurun. İsmim Kadir Tanrıverdi. 3. dönem muhtarlığı kazandık. Köyümüzün hanesi 400'ün üzerinde. Bütün komşularımız seçime gelmiştir. Diyeceklerim şu anda bu kazandığımız dönemde köyümüzde bazı büyük işlerimiz var, yapılacak. Elektrik direktörü olsun, yol olsun, daha sonra şebeke suyumuz olsun. Yani bu tür çalışmalarımız olacak inşallah. Bu dönem bunları yaparız. Köyümüzün halkından memnunuz. Yani herhangi bir sıkıntımız olmadı. Halk da size memnun ki demek ki 3. seferi size vermiş. Evet öyle oldu. Biraz yani çarpıştık ama biz kazandık yani. Seçim bu. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Tabii mutlaka birinin kaybedip birinin kazanması gerekiyor. Siz seçilmeden önce ne vardı köyde? Siz seçildikten sonra neler yaptınız? Valla biz benim şu ilk dönemimde köyümüzün kilit taşı yoktu, deposu yoktu, sıcak asfaltı yoktu. Daha sonra yaylı yolu yoktu. Yani bunların hiçbiri yapılmadıydı. Biz ilk dönemimizde bunların hepsini yaptık. İkinci dönemimizde de yani eksik kalanları yaptık. Bu dönemde de bazı büyük işler var işte.
dağ yoluyla ilgili. Yani bu tür yapılacak işlerimiz var. Onları da inşallah bu dönemde yaparız. Yani köyümüze hizmet amaçlı seçildik. Yani her günü bir hizmet yapmaya gayretindeyiz yani. Çok teşekkür ediyorum. Bize köyü anlattığınız için, köyün sorunlarını, yapacaklarınızı, her şeyleri söylediniz. Sağ olun. Sağ olun. Bizleri de ağırladığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, artık programımızın da sonuna geldik. Çamköy'den sonra doğru Ankara yolunu tutuyoruz. Herkesin kendi memleketi, bizim de Ankara memleketimiz. Stüdyomuza gidelim. Biz de bu kadar rahatlık, güzel insanların bize ikramları, programın başında da söylediğimiz gibi Türk milletinin misafirperverliğini göreceksiniz demiştik. Çoğu programımızda çektiğimiz bölümlerde de bunları gördünüz zaten, gösterdik sizlere. Gerçekten Türklerin hiçbir kimse, hiçbir ülke misafirperverliğini elinden alamaz. Çünkü Türklerin geninde var bu. Şimdi biz de kendi altın kafesimize doğru yola çıkıyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.